gençleri sevdi, onlara ev okul oldu. Yurtlar burslar verdi İstanbul. Yaşlısına sevgi saygı şefkatle dolu. Meydanlar parklar bezendi İstanbul. Annenin yoldaşı, çocuğunun kreşi. Yok dünyada eşi, öyle bir şehir İstanbul. Öğrencisi mutlu, çocukları neşeli. Kim yaptı bu işi? 16 milyon kişi. Tarihine, geçmişine öyle sarıldı, öyle korundu ki İstanbul. Metroları baştan başa ağ gibi sardı, zorlukları bir bir çözdü İstanbul. İstanbul güzel şehir, daha güzel olacak. Sözümüz var, tüm dünya ona hayran kalacak. Taşı toprağı altın, daha da parlayacak. Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Okuruz simidi, hayatın neşesi. Bizi bize bağlayan İstanbul sevgisi. Biri var biliyorsun, İstanbul sevdalısı. Yine seninleyiz, 16 milyon kişi. Yaparız bu işi, 16 milyon kişi. İstanbul'da bir sıcak yürek, kararlı dik duruşu gençlere örnek. Felsefesi yurtta birlik, eşit hizmet. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Umutsuzluk yok onun kitabında. Pusulası Atatürk attı her adımda. Dün de bugün de İstanbul hep yanında. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Halka hizmetin yolu sevgiden geçer. Bir yanı sana, bir yanı bana benzer. İstanbul tarih yazdı, yeniden yazar. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Sözü verip sıvadı kolları İstanbul, bir daha ver mübarek elleri. Kendin için, kentin için helal et oyları. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Adaletli olduğuna inanıyorum. Hiçbir yolsuzluğu duyulmamış, ayrımsız hizmet eden bir belediye başkanı. Metro. Metro bir şehrin ulaşımı. Dünyada rekor kıran, sayı olarak, hız olarak her yere ulaşılmış bir altyapı. Müthiş bir şey bu. Karşısına kim çıkarsa çıksın, Zafer İmamoğlu'na. Dürüst olduğu için, bir de geçmişteki yapılanları ortaya çıkardığı için. Çocuklara süt dağıtımı ama onlara kimseye belli etmeden, rejide etmeden yaptığı için çok memnunum.
yapmalısınız. Çünkü insanın gözüne soka soka yapılmaması gerekiyor. İmam ondan başka tanımam. Dürüst adam, karakterli adam, efendi adam, çalışkan adam. Öyle bir adama oy vermek de benim için onurdur. O işini yapan, bilen, bir de en büyük özelliğinden birini biliyorsun, Atatürk'ü seven. Bostancı ile Dudullu güzel oldu. En güzeli Kutuk Joy metrosunu bu yana getirmesi için benim için. En önemli şey İstanbul'da ulaşım. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor ama önünü kesiyorlar. Öbürsüler çok götürdü. İmamoğlu da öyle bir şey görmedik daha. İleride ülkemiz yönetici kapasitede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de İmamoğlu üzerine başka başkan tanıma, cumhuriyetini seven bir evlat. Anne kart devam etsin. Harika bir şey çünkü. Hiçbir yere götüremiyoruz çünkü ulaşım çok pahalı. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum. Çünkü bulunduğumuz Beylikdüzü bölgesinde yaşam alanı ve aktivite alanı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel yurtları var otel gibi. Barınma sorunu ben yaşamadım, İmamoğlu sağ olsun. Söylediklerin arkasında duruyor. Oyalayayım diye de böyle olmadık şeyleri sıralayıp da sonra da arkasını dönüp gitmiyor yani. Çelik gibi sinirlerine hakim. Çok güzel çalışıyor kent lokantaları. Son derece ucuz. Öğrenciler ve halkın rahatça 3-4 kap yemeği sembolik bir fiyatla yiyebileceği harika yerler yani. Çok iyi çalışıyor. En önemli icadı bütün yolsuzlukların önünü kesti. Tarikatlara giden paraların önünü kesti. Bunu halka yansıttı. Bundan güzel şey mi var yani? En azından bir şeyler yaptı. Bir de vatandaşı gördüğü zaman yüzüne gülüyor. Yurt dışından kredi almış. Cumhurbaşkanlığında bekliyormuş. İmzalanmıyormuş. Bir senedir, iki senedir. Olur mu? %100 İmamoğlu. Cumhuriyeti koruyor. Layıklığı düşünüyor. Adam gayet de güzel hizmet yapıyor. Bak burs veriyor. Kreş yapıyor. Metro yapıyor. Daha ne yapacak? Devletin yapması gereken görevleri belediye başkanı yapıyor. 20 yılda onlar yaptılar. Ne yaptılar soruyorum. 20 yıl. Dün şeye gittim. İşte Büyükdere'deki parkın düzenlemesine falan baktım. Kültür sanat faaliyetleri, etkinlikler açıldı vesaire. Bu benim boşuma giden tarafları bundan. Sanat yönünden yani onun yönünü çok beğendim. Restorasyonları yapması, kent lokantalarının açılması, gençlere ve öğrencilere çok büyük destek olması. Ayrımcı değil, ayrıştırıcı değil, kavgıcı değil. Ayda en az 10 tane, 15 tane kadın öldürülüyor, katlediliyor. Onlarla ilgili bayağı bir çalışmalar yaptı. Topal ördek deyip de bütün engellemelere karşı gene vatandaş için ne yapılması gerekiyorsa yaptığını düşünüyorum. Mesela marketlerde falan 40 lira 50 lira ekmek alıyoruz. Ekşi mayalı falan. Çok ucuz alınıyor halk ekmekte. İtfaiyede kadın çalışmazken şimdi neredeyse yarı yarıya kadın çalışıyor. En önemlisi de birleştirici olmasıydı. İnanıyorum ki hiç insan ayırmıyor. O çok dindar, öbürü gayrimüslim gibi falan bir ayrımı yok. Herkese eşit şekilde hizmet veriyor. Çiftçilere mesela çok özen gösterdiğini biliyorum. İşte çocukları biliyorsunuz zaten, çocuklar süt içemiyor. Onların vitamine ihtiyacı var ki kafaları çalışsın. Bunu devletin düşünmesi gereken yerde insan olarak o düşünüyor. Herkes söz veriyor. Söz verdikten sonra, seçimlerden sonra bu unutuluyor. Onun söz vermeden insanlara bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Hayvanlara çok önem veriyor, doğaya çok önem veriyor. Çöpten elektrik üretmeye çalışması çok önemli mesela benim için. Evet, her salon konuda. Salon ışıkları açılsın arkadaşlar. Salon ışığı komple açılsın. AK Parti'ye uyuydum, ona oy verdim. Hep zararı gördüm. İstifamı verdim. Efendim hoş geldiniz, günaydın. Ne kadar iyi ettiniz, ayaklarınıza sağlık. Beyaza kara diyemem, karaya beyaz. Programımız kısa bir süre sonra başlayacak. Hep AK Parti. Sahne önünde büyük bir kalabalık var. Ayakta sohbet eden değerli misafirlerimiz var. Sahnenin ön tarafında bariyerlerle çevrilmiş alanda herkesin oturacağı yerler belli. Lütfen ayaktaki misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz. Görevli arkadaşlarımızı yerlerine lütfen davet ediyoruz. Ayakta bulunan değerli misafirlerimiz, lütfen sizleri koltuklarınıza davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ön tarafta oturma yerleri belli olduğu için misafirlerimizin üst katta boş yerleri görüyorum. Üst kata da yönlendirebiliriz. Orada çok güzel bir manzara var. Lütfen sahne önünde bulunan misafirlerimiz yerlerine. Çok teşekkür ederiz. Merhaba kadim İstanbul. Hayallerimin şehri İstanbul'da. Hayallerimizin ötesinde hizmet yapmaya. Haydi bir kere daha ver elini. Tam yol ileri. Değerli misafirlerimiz salonumuzda televizyonlar canlı yayın yapacaklar ve bir program yaptılar. Yayınımızı başlatmak üzereyiz. Ayakta bulunan tüm misafirlerimizi lütfen koltuklara davet ediyoruz. Koltuklarınıza geçer misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Giriş alanında bulunan misafirlerimizi de giriş alanını boşaltmaya davet ediyoruz. Lütfen buyurun. İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu.
Efendim ön tarafa gelmek arzusunda olan misafirlerimizi görüyorum bariyerin önünde. Sol tarafta boşluklar var. Sola doğru gelebilirsiniz. Ve yukarıda boşluklar var. Yukarıya gelebilirsiniz. Arkadaşı için yer tutan arkadaşlarımız varsa artık tutmasınlar. Çünkü canlı yayınımız başlıyor. Tüm koltuklarımızın dolu olduğunu görmek istiyoruz. Sahne önünde ayakta bulunan misafirlerimizi lütfen koltuklara davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Erhan Bey, Erhan Bey. O bölgeyi rahatlatmamız gerekiyor. Misafirlerimizi sol tarafa davet edelim. Ya da yukarıda boş yerler var. Lütfen yukarıya davet edelim. O tarafta olan misafirlerimizi lütfen hem sağa hem sola davet edelim. Ön tarafta kimlerin oturacağı koltuklarda isim olarak yazılı. Dolayısıyla sizi ön tarafa davet edemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaktaki misafirlerimiz lütfen yerlerinizi alır mısınız? Teşekkür ediyorum. Sözü verip sıvadı kolları, İstanbul bir daha ver mübarek elleri. Kendin için, kentin için helal et oyları. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Efendim sahnemizin sağ ve sol tarafında yürüyüş yollarının açık olması çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Henüz ayakta bulunan kıymetli misafirlerimizi lütfen yerlerine davet ediyoruz. Salonumuzda programımız başlamak üzeredir. Selamlaşmak için, birbiriyle tokalaşmak için sahne önüne gelen kıymetli misafirlerimiz lütfen yerlerinizi alır mısınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çocukların neşeli. Kim yaptı bu işi? 16 milyon kişi. Tarihine, geçmişine öyle sarıldı, öyle korundu ki İstanbul. Metroları baştan başa ağ gibi sardı, zorlukları bir bir çözdü İstanbul. Efendim sahnemizin sağ ve sol tarafında kalabalık var. Ön tarafa gelmek isteyen kıymetli misafirlerimiz var. Hoşgörünüze sığınıyoruz. Ön bölümde oturacak yer maalesef yok. Arka taraflarda oturma yerleri var. Yukarıda boş yerler görüyorum. Oralara sizi davet edebiliriz. Sol tarafa lütfen davet edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayakta bulunan misafirlerimizi, sayın protokolümüzü lütfen oturmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yine seninleyiz 16 milyon kişi. Yaparız bu işi 16 milyon kişi. Sıcak yürek, kararlı dik duruşu gençlere örnek. Felsefesi yurtta birlik, eşit hizmet. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Efendim sahne önünde görevli arkadaşlarımız dahil. Lütfen sahnenin ön bölümünü boşaltmanızı istirham ediyoruz. Ayakta bulunan kıymetli misafirlerimizi lütfen oturmaya davet ediyoruz.
yaptığım bölümde yerimiz kalmadığı için diğer misafirlerimizi aşağıya davet edemiyoruz. Lütfen selamlamak için, protokol büyüklerimizi selamlamak için ön tarafa gelmeyelim. Salonumuzda canlı yayın başlamak üzeredir. Lütfen yerlerinizde oturur musunuz? Teşekkür ediyorum. Halka hizmetin yolu sevgiden geçer. Bir yanı sana, bir yanı bana benzer. İstanbul tarih yazdı, yeniden yazar. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Sayın Genel Başkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız salonumuza gelmek üzereler. Lütfen ön tarafa gelmeyelim. Selamlaşmayı sonraya bırakalım. Ayakta bulunan tüm misafirlerimizi lütfen koltuklarına davet ediyoruz. Giriş bölümünde ayakta bulunan misafirlerimizi de sağ ve sol tarafta boş yerler var. Lütfen oralara davet edelim, yönlendirelim. Yukarıda seyrek de olsa boş yerler var. Üst kata da çıkabilirsiniz. Diğer misafirlerimizi de hem sağ hem sol bölüme davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir daha İmamoğlu. Ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Adaletli olduğuna inanıyorum. Hiçbir yolsuzluğu duyulmamış, ayrımsız hizmet eden bir belediye başkanı. Metro. Metro bir şehrin ulaşımı. Dünyada rekor kıran, sayı olarak, hız olarak her yere ulaşılmış bir altyapı. Müthiş bir şey bu. Karşısına kim çıkarsa çıksın, Zafer İmamoğlu'na. Dürüst olduğu için, bir de geçmişteki yapılanları ortaya çıkardığı için. Çocuklara süt dağıtımı ama onlara kimseye belli etmeden, rencide etmeden yaptığı için çok memnunuz. Çünkü insanın gözüne soka soka yapılmaması gerekiyor. İmamoğlu'ndan başka tanımam. Dürüst adam, karakterli adam, efendi adam, çalışkan adam. Öyle bir adam oy vermek de benim için onurdur. O işini yapan... Efendim yürüyüş alanında, yürüyüş yollarında misafirlerimiz var. Sahneye göre sağ tarafta fotoğraf çeken, ayakta bulunan misafirlerimiz var. Lütfen ön tarafa gelmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Sahnemizin hem sağ ve hem sol tarafına sizleri davet ediyoruz. Ayakta bulunan misafirlerimizi lütfen yerlerine davet ediyoruz efendim. Teşekkürler. Türkiye'de İmamoğlu üzerine başka başkan tanıma. Cumhuriyetini seven bir evlat. Anne kart devam etsin. Harika bir şey çünkü. Hiçbir yere götüremiyoruz çünkü ulaşım çok pahalı. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum. Çünkü bulunduğumuz Beylikdüzü bölgesinde yaşam alanı ve aktivite alanı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel yurtları var Hatay gibi. Barınma sorunu ben yaşamadım efendim, İmamoğlu. Efendim giriş alanında bariyerlerin önünde bekleyen misafirlerimiz var. Erhan Bey. Sol tarafa davet edelim misafirlerimizi. Oradaki misafirlerimizi sola doğru lütfen davet edelim. Sol tarafa doğru lütfen geliniz. Kameraların arkasından yürüyünüz. Sol tarafta müsait yerler var. Orada toplanmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün yolsuzlukların önünü kesti. Tarikatlara giden paraların önünü kesti. Efendim ön tarafta yürüyüş yolu kapalı. Yürüyüş yolunun açık olması gerekiyor. Ayakta bulunan herkesi lütfen koltuklara davet ediyoruz. Fotoğraf çeken ve selamlaşan kıymetli misafirlerimizi lütfen yerlerine davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Layıklığı düşünüyor. Adam gayet de güzel hizmet yapıyor. Sahneye göre sol tarafta yürüyüş alanında bulunan misafirlerimiz lütfen yerlerine. Devletin yapması gereken görevleri belediye başkanı yapıyor. 20 yılda onlar yaptılar. Ne yaptılar soruyorum. 20 yıl. Dün şeye gittim. İşte Büyükdere'deki Halk Müzesi'ne falan baktım. Kültür sanat faaliyetleri, etkinlikler açıldı vesaire. Bu benim hoşuma giden taraflar. Ben derim Ekrem, sen de... Saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik salonumuzu teşrif etmişlerdir. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu.
daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Foto muhabiri ve kameraman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve yerlerine lütfen davet ediyoruz. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Foto muhabiri arkadaşlarımıza lütfen yerlerine davet edip çok teşekkür ediyoruz. Salonumuzda canlı yayın yapılmaktadır. Lütfen yerlerinizi alır mısınız? Çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf çekmek için ön tarafa gelen kıymetli misafirlerimiz lütfen gelmeyiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem. Efendim, ayakta bulunan misafirlerimizi lütfen yerlerine davet edelim. Görevli arkadaşlarım lütfen yardımcı olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sahne önünü boşaltın. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem. Sahne önünde olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yerlerine davet ediyoruz. Bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derin Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk günlerinde sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın İl Başkanı Sayın Özgür Çelik, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partimizin saygıdeğer yöneticileri, diğer siyasi partilerin il başkanları, değerli yöneticileri, değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, değerli basın mensupları ve 5 yıldır İstanbul'un güzel yarınları için gece demeden, gündüz demeden ekip arkadaşlarıyla birlikte çok çalışan kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. İstanbul şüphesiz çok güzel bir şehir. Kadim medeniyetimizin mücevher taşı adeta. İstanbul'a hizmet etmek elbette çok büyük bir onur. Bugün İstanbul'a 5 yıldır hizmet eden ve tam yol ileri diyerek bir 5 yıl boyunca İstanbul'un güzel yarınları için daha çok çalışacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday tanıtım toplantımız için bir aradayız. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10'ların sayesinde buradayız. Onlar Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemli rol oynadılar. Cumhuriyet sayesinde bu salondayız. İyi ki onlar vardı ve onlar hep yaşayacaklar. Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında sizleri saygı duruşuna ve İstiklal Marşımıza davet ediyoruz.
onlara ev okul oldu. Yurtlar burslar verdi İstanbul. Yaşlısına sevgi saygı şefkatle dolu. Meydanlar parklar bezendi İstanbul. Annenin yoldaşı çocuğunun kreşi. Yok dünyada eşi öyle bir şehir İstanbul. Öğrencisi mutlu çocukları neşeli. Kim yaptı bu işi 16 milyon kişi. Sarıldı, öyle korundu ki İstanbul. Metroları baştan başa ağ gibi sardı. Zorlukları bir bir çözdü İstanbul. İstanbul güzel şehir, daha güzel olacak. Sözümüz var, tüm dünya ona hayran kalacak. Taşı toprağı altın daha da parlayacak. Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Vapurun simidi, hayatın eşisi. Bizi bize bağlayan İstanbul sevgisi. Beni var biliyorsun, İstanbul sevdalısı. Yine seninleyiz, 16 milyon kişi. Yaparız bu işi, 16 milyon kişi. El ele omuz omuza başarmanın mutluluğu, keyfi bir başka. 16 milyon İstanbulluyla başardık her ne yaptıysak. Çok teşekkür ediyoruz 16 milyon İstanbulluya. Efendim eski genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin Beyefendi'yi görüyorum. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Büyük bir onur. Bu güzel buluşmada ilk olarak bizlere hitap etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik Beyefendi'yi alkışlarınızla arz ediyorum. Sayın Başkan buyurun efendim. Sayın Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanımız, sayın genel başkan yardımcılarım, sayın parti meclis üyelerimiz, kadın kollarımızın çok kıymetli genel başkanı, sayın grup başkan vekilim, sayın milletvekillerim, değerli ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, kadın ve gençlik kollarımızın değerli başkanları, kıymetli yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, mahalle birim sorumlularımız, örgütümüzün vefakar cefakar üyeleri, değerli İstanbullular, kıymetli basın emekçileri, hanımefendiler, beyefendiler ve ülkemizin geleceği sevgili genç kardeşlerim, İstanbul için yeniden yola çıktığımız toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce 5 Ocak 2017'de İzmir'de hain terör saldırısında şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bugün 5 Ocak. Bugün tarihi bir gün. Bugün İstanbul'u daha büyük hedeflere taşımak için hep birlikte yeniden büyük bir yola çıkıyoruz. Bu tarihi günde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. İstanbul 2019'dan bu yana katılımcı, demokratik, eşitlikçi, adil, halkçı bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu yönetiminde 4,5 yılda çok önemli başarılara imza atıldı. Bu büyük başarılar tüm engellemelere rağmen, tüm
engellemelerle birlikte bu mücadele gerçekleşti. Hatırlayalım, 31 Mart 2019'da seçimi kazandığımız gün hep birlikte büyük bir demokrasi mücadelesi vermek zorunda kaldık. Bu topraklar 6 Mayıs 2019'da Türkiye demokrasi tarihi açısından kapkara bir güne şahitlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkının helal oylarıyla kazandığı mazbatası iptal edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük bir demokrasi mücadelesiyle İstanbul'u yeniden kazandı. Tekrar edilen İstanbul seçimlerinde 800 bin oy farkından ders çıkartmayanlar yeri geldi meclis çoğunluğuyla, yeri geldi bakanlık yetkileriyle, yeri geldi cumhurbaşkanlığı yetkileriyle İstanbul halkının hizmet almasını engellemeye çalıştılar. Buradan İstanbulluların hizmet almasını engellemeye çalışanlara sesleniyorum. Cezalandırmaya çalıştığınız Cumhuriyet Halk Partisi değil, cezalandırmaya çalıştığınız Ekrem İmamoğlu değil, hizmetleri engelleyerek İstanbul halkını cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Ve İstanbul halkı bunu görüyor. İstanbullular bu gerçeği biliyor. Tüm engelleme çabalarına rağmen, tüm uyduruk davalara rağmen İstanbul 4,5 yılda çok önemli işler başardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı bir kent haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız metro yatırımlarıyla, ulaşım yatırımlarıyla, altyapı üst yapı yatırımlarıyla, çocuk kreşleriyle, yurtlarla, burslarla, kent lokantalarıyla, anne kartlarla ve daha niceleriyle İstanbul halkına hizmet etmeye devam ediyor. İstanbul'un kültür varlıkları korunuyor. Yeşil alanlar imara açılmak yerine yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını önümüzdeki 3 ay boyunca tüm İstanbullulara kapı kapı, sokak sokak anlatacağız. Çünkü tarihi bir seçime gidiyoruz. Neden tarihi bir seçim? Çünkü ülkemizin ve İstanbul'un merkezi yönetimden kaynaklı çok ağır sorunları var. Bir tarafta gelirleri gün geçtikçe enflasyon karşısında eriyen işçiler, emekçiler, bir tarafta deprem korkusuyla yaşayan milyonlar, bir tarafta yüksek faiz, artan kira fiyatlarıyla barınma krizi yaşayan milyonlar, artan işsizlik, bir tarafta iktidar yargısı tarafından yok sayılan anayasal düzen, her gün tahrip edilen demokrasi, bir tarafta kimlik siyasetiyle toplumu kutuplaştırarak bu gerçekleri örtmeye çalışan siyasi iktidar. Güzel ülkemizin güzel yürekli insanları bu tabloyu hak etmiyor. Bu nedenle tarihi bir seçim. Bu tabloyu değiştirmek için hep birlikte yerel seçimlerde, İstanbul'da ve Türkiye'de yeniden bir tarihi zafer elde edeceğiz. 2028'e giderken halkımıza yeniden umut olacağız. Biliyoruz ki bu seçimde de yine eşit şartlarda yarışmayacağız. Biliyoruz ki bu seçimlerde de yine eşit şartlarda yarışmayacağız. Onlar yine tüm kamu kaynaklarını kullanacaklar. Yargı sopasını kullanacaklar. Tahakküm altına aldıkları basın ve medya kuruluşlarıyla toplumu kutuplaştırmaya çalışacaklar. Biz gücümüzü halktan alarak topluma gerçekleri anlatacağız. Onlar yine montaj videolarla, sahte broşürlerle toplumu ayrıştırmaya çalışacaklar. Biz adaleti, eşitliği, kardeşliği savunarak toplumu birleştireceğiz. 86 milyonun barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi savunacağız. 16 milyon İstanbullunun güven ve huzur içerisinde yaşayacağı bir İstanbul'u inşa etmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de her görüşten, her inançtan ve her kimlikten vatandaşımızın birlikte ve özgür yaşamasının teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi düzen kurmuş, devlet kurmuş, Türkiye'nin ana omurgasını oluşturan yegane siyasi geleneğin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi yurtta barış diyen, dünyada barış diyen, Türkiye'nin bölünmez bütünlük içerisinde kardeşçe yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir.
İstanbul Muhalefet Partisi'nin tüm kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, bölücü söylemlerine ve eylemlerine rağmen 100 yıl önce olduğu gibi birlik içerisinde hareket edeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında sevgi tohumları ekeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 4,5 yıllık halkçı belediyecilik uygulamalarını daha ileriye taşıyacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir iddia ortaya koyacağız. 39 ilçemizde güçlü bir kampanya organize edeceğiz. 30 bin sandığı 100 bin kişilik dev bir kadroyla koruyacağız. 25-30 ilçe belediyesi kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız. İstanbul'u yeniden kazanacağız. İstanbul'u yeniden kazanacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. İstanbul'u yeniden kazanacağız. Bunu gençlerle, kadınlarla, İstanbul İttifakı'yla gerçekleştireceğiz. Ve şairin dediği gibi hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek için ağa, demiri oya gibi işleyip hep beraber sürebilmek için toprağa, ballı incileri hep beraber yiyebilmek için yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Başkanım, değerli önceki dönem genel başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli başkanı, İstanbul'daki belediyelerimizi yöneten değerli başkanlar, İstanbul'un sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, örgütümüzün değerli emekçileri ve 16 milyon mutlu İstanbul'un bu işi gerçekleştiren, başaran 16 milyon kişinin değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün şehirlerin sultanı İstanbul'da. Napolyon'un bana dünyayı verseniz ona başkent yaparım dediği İstanbul'da. Fatih Sultan Mehmet'in çağ kapatıp çağ açtığı İstanbul'da. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu devletin zihneti, bu milletin göz bebeği dediği İstanbul'da 5 yıldır İstanbul için çalışan, İstanbul için emek veren Ekrem İmamoğlu ve onun değerli ekibinin ikinci 5 yılı için tam yol ileri dedikleri bugün de hep beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yüzyıllık bir cumhuriyetiz. 570 yıldır İstanbul'a hükmediyoruz. 953 yıldır Anadolu'dayız ve 2200 yıllık bir devlet geleneğinin sahibiyiz. Öyle olunca devlet ne demek? Egemenlik ne demek? Birlik, beraberlik ne demek? En iyi bilenleriz.
Bir milletin devlet olması için bir ordusunun, ülkesinin sınırlarının, kendisine ait bir parasının olması lazım. Ve elbette ki bu toplumun bir ortak sözleşmesi, bir anayasası olmak lazım. Bir anayasamız var. Hepimizin çok memnun olduğu, hepimizin üzerinde tam mütabık olduğu bir anayasamız yok. Bir tam ve sivil bir anayasamız yok. Ama değiştirilemez ilk dört maddesiyle, bayrağıyla, vatanın tanımıyla, yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mütabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var. O anayasa hepimize yetkiler, görevler, sorumluluklar veriyor. Ve değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor. Tüm kurumları, tüm kişileri, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bağlıyor. Ve eğer siz anayasanın bir maddesini yok sayar, benim için yok derseniz, bir başkasının bir başka maddesini tartışmaya açmasını kabullenirsiniz. Maalesef öyle bir dönemde üretilmiş öyle yapay bir krizle karşı karşıyayız ki, birileri çıkıyor ve anayasamızın bir maddesini, bu madde benim için yoktur diyor. Sebebi kendi kini, kendi güttüğü kin davası, kendi güttüğü kan davası. Anayasanın 153. maddesi hepimize Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu söylerken, birisinin talimatıyla 5 kişi anayasanın o sayfasını yırttı attı. Diyorlar ki Anayasa Mahkemesi kararı birinin aklına yatmazsa biz onu uygulamayız. Bu durum bu sefer bir başkasının anayasanın 75. maddesini yok saymasına olanak tanır. O buradaki milletvekillerinin, o Devlet Bahçeli'nin, o meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un yok hükmünde olması demektir. Bir başkası bir gün gelir anayasanın 101. maddesini yırtıp atar, o Cumhurbaşkanı'nın olmaması demektir. Bir başkası gelir anayasanın bu sefer 154. maddesini yırtıp atar, o bugün kendini her şeyin üzerinde gören Yargıtay hakimlerinin aslında hiçbir yetkileri olmadığı anlamına gelir. Yani birileri devletin çivisini almış çıkarmaya ve devletin temeli olan anayasayı yok saymaya kalkmaktadırlar. Bunu o her şeyi bilen, her şeye karar veren, bütün yetki bende diyen birisinin kişisel kini yüzünden olmaktadır. Onun derdi Gezi davasıdır. Gezi İstanbul'un, Gezi hepimizin, Gezi Türkiye'nin onurudur. Ama o birisinin kinidir, kan davasıdır. Elbette 16 milyon İstanbullu olanı biteni bilmektedir. Ama burada 16 milyon İstanbullunun temsilcileri var. Burada İki büyük ailenin temsilcileri var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir tanesi de İstanbul'a hizmet eden, her yaştan, her inançtan, her memleketten koca yürekli, açık alınlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesidir. Bu iki ailenin ortak bir evladı var. Tayfun Kahraman. Buradan Tayfun'u yürekten selamlayarak
Tayfun Kahraman'ın şahsında Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Bakırköy cezaevindeki Mine Özerden'i ve Çiğdem Bater'i selamlayarak bütün Türkiye'ye bir şeyi hatırlatmak isterim. Öyle her şeyi bilen, her iyiliği yapan, her kötülükten mağduriyet çıkaran birisi bu insanların kendisine darbe girişiminde bulunduğunu iddia ediyor. Bu insanlar her birisi kendi meslek örgütlerinin, kendi temsil ettikleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak Taksim dayanışmasında yer aldılar. Gezi dayanışmasında, Taksim platformunda yer aldılar. Bu insanlar Gezi yaşanırken dönemin başbakanıyla görüşmek istediler. Yurt dışındaydı. Dönünce görüştüler. Başbakan yardımcılarıyla, AK Parti'nin yöneticileriyle görüştüler. Gezi'de bir kişinin daha burnu kanamasın diye gayret sarf ettiler. Ve Gezi'nin herkesin sağlıkla evine dönmesi için 5-6 madde istediler. O 5-6 maddeden hiçbirisi başbakan istifa etsin değildi. Bakanlar istifa etsin değildi. Hükümet düşsün değildi. Verin devleti biz yöneteceğiz demiyorlardı. Ne diyorlardı? 16 milyon İstanbullunun gözünün içine bakarak söylüyorum ki ağaçları kesmeyin diyorlardı. Diyorlardı ki ağaçları kesmeyin. Gezi Parkı'nı kesip de yerine topçu kışlası yapmayın. Atatürk Kültür Merkezi'ni AKM'yi yıkıp da yerine AVM yapmayın. Gençleri nezarethanelerde tutmayın. Söz verin ağaca dokunmayacağız diye evimize dönelim diyorlardı. Şimdi bu kent bilincinden bugün Gezi Parkı duruyorsa sevgili Mücella Yapıcı sayesinde, Tayfun Kahraman sayesinde, Mine Özerden sayesinde, Can Atalay sayesinde duruyor. Atatürk Kültür Merkezi yıkılıp da yerine yenisi yapılmak yerine yandaşlara o dönemde Suudi Arabistanlı iş adamlarına söz verilen AVM yapılmadıysa, AKM adıyla yenisi duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor. Şimdi dönmüş diyorlar ki efendim orada bize darbe yapmaya çalıştılar. Bunları mahkemeler salsa da salmayız. Anayasa Mahkemesi ne derse desin bırakmayız. Kararı ben veririm ben diyor. Ama geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'un Türkiye'nin göz bebeği iki takımı Galatasaray ve Fenerbahçe 100. yılın son derbisini oynayacak. Alıyorlar Riyad'a, Suudi Arabistan'a götürüyorlar. Sanki bilmezmiş gibi. Bunlar gelince Anıtkabir'e gitmiyorlar. Sanki bilmezmiş gibi. Senin bir adım önünde gelip Mehmetçiğin karşısına geçip merhaba asker diye Türkçe selamlamaktan, yani Türkçeyi saygıyla ağzına almaktan imtina edip kendi dilinde selamlayan birisinin yapacaklarını bilmiyormuş gibi İstanbul'un hak ettiği, İzmir'in hak ettiği, Türkiye'nin hak ettiği Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son derbisini alıp götürüyorlar. Orada Gazi Mustafa Kemal'i utanmadan pazarlık konusu yapmaya niyetleniyorlar. Sonra biz çıkıp her şeyden sen sorumlusun da
burada niye sorumluluk almıyorsun deyince açıklama yaptırıyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu konuya dahli yok. Bunu kulüplere sorduk, biz yaptık diye. Dahlin yoksa Gezi'den de elini çek. Dahlin yoksa bu milletin evlatlarından elini çek. Yok, her şeyi sen biliyorsan o maçı da oraya sen götürdün. O Suudi Arabistanlıları Atatürk'ü istemeyiz, İstiklal Marşı'nı okutmayız diyecek hadsizliğinde sorumlusu sensin Recep Tayyip Erdoğan. Artık yeter diyoruz. Artık bu yalana, bu kibire, bu ikiyüzlülüğe yeter. Artık biz hep beraber bu güzel ülkenin, bu güzel ülkenin başta kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, cumhuriyetin temel niteliklerine, laikliğe, anayasaya, gençlerimize, kentlerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hep birlikte sahip çıkıyoruz. O yüzden değerli ilçe başkanlarım, değerli il başkanım, değerli büyük şehrimizin çalışanları, İstanbul'un 16 milyon güzel insanı, hepinizi 14 Ocak günü saat 13'te atamızın da ebedi istirahatgahının olduğu Ankara'mızda cumhuriyete ve anayasaya sahip çıkmaya mitingimize bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu ülkeye önce bağımsızlığı getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye çok partili rejimi, parlamenter demokrasiyi getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye sosyal devlet anlayışını ve sosyal belediyeciliği getiren partiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından İlk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arındırma tesislerine kadar tamamı bugün bu salonda çoğu olmayan, birkaçı olabilen Cumhuriyet Halk Partili sosyal demokrat belediye başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir. İstanbul'da ilk metronun temeli 1991'de Nurettin Sözen tarafından, İzmir'de Yüksel Çakmur tarafından atılmıştır. İlk tercihli yolu belediye başkanımız Aytekin Kotil hayata geçirmiştir. Yine 1992'de Nurettin Sözen İstanbul'un ilk doğalgaz projesine imza atmıştır. 0-1 yaş arası çocuklara süt dağıtımı aynı yıllarda Nurettin Sözen tarafından başlatılmıştır. İlk Tanzim satış mağazası benim doğduğum yıl 1974 yılında İstanbul Kağıthane'nin belediye başkanı Celal Altınay tarafından başlatılmıştır. İlk halk ekmek fabrikası 1977'de Ahmet İsvan tarafından hayata geçirilmiştir. Katı atık, çöp işleme tesisleri, hızlı tramvay, öğrenci yurtları, yapı ve enerji kooperatifleri, çocuk belediyeciliği, ilk güneş santralleri, ilk çocuk ağız ve diş sağlığı merkezi, ilk uzay evi, ilk ekolojik kreş gibi Türkiye'nin ilk kez tanıştığı yerel yönetim hizmetlerinin hepsi
bu belediye başkanlarının sosyal demokratların eseridir. Hepsine minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Aramızda olmayanlara gani gani rahmet diliyoruz. Biraz önce il başkanım Özgür Çelik'le birbirimizin elini sıktık. 2019'dan bugüne kadar İstanbul'da, bu güzel kentte neler olmuş, neler olmuş hissederek, hislenerek ve gururlanarak izledik. Ben Sayın İmamoğlu'nun, değerli başkanımızın neler yaptığını ve geleceğe nasıl bir vizyonla baktığını kendisinden hep birlikte dinlemek üzere sabırsızlanıyorum. Ama bir şeyi unutmamak lazım. Biz geldiğimizde israf etmeyeceğiz. Hortumları keseceğiz. Ve bir sınıfa, küçük bir sınıfa hizmet yerine hizmeti 16 milyona yayacağız demiştik. Birileri %89 garibandan vergi alıp Godaman'dan %11 vergi alırken halen vergiyi tabana yaymaktan bahsediyorsun. Biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul'a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. Hesabına kitabına güvendiğimiz her şey gösteriyor ki çok basit bir hesapla İstanbul'a yapılan hizmet bir önceki döneme göre dolar bazında yarı fiyatına yapılan hizmet olarak tam iki katına çıkmış. Yani bu dört katlık fark, yani hani Rabia yapıyor ya, bu Rabia'nın bir tanesiyle dört katına hizmet yapılmış. Yani israf, yani kayırmacılık, yani birilerine peşkeş çekilenler 16 milyon İstanbulluya sizlere hizmet olarak dönmüş. Eskiden olup da şimdi olmayan nedir diye bakarsanız, örneğin pandemide hepimiz canımızla uğraşırken, hepimiz anamızın, babamızın, çocuğumuzun durumunu düşünürken birileri İstanbul'u düşündü, bizleri düşündü. O trafiğin azaldığı, bazen durduğu günlerde İstanbul'un altını üstüne getirip bütün altyapıyı yenilediler. O günlerde bir televizyon programı için tesadüfen buradaydım, İSKİ çalışanlarını gördüm. Onlarla sohbet ettim, şefleri İSKİ Genel Müdürü'ne haber vermiş. İSKİ Genel Müdürü aradı. Dedi ki başkanımızın talimatıyla bütün yağmur sularını fırsattan istifade denize ulaştırıyoruz. Bütün altyapıyı değiştiriyoruz. Göreceksiniz bu iş bittikten sonra bir daha Üsküdar, her yağmurda Üsküdar'a deniz yürümeyecek. Bir daha hiçbir battı çıktı sularla dolup da insan hayatını tehdit etmeyecek. Seller, taşkınlar ne olursa olsun acalacak. Bu sene yağan her yağmurda bu feraseti, bu öngörüyü, bu başarıyı görüp hepimiz hem gurur duyuyoruz hem de CHP'de olmayan büyük şehirler ve şehirler adına İstanbul'a imreniyoruz. Bu kadroyu tebrik ediyoruz. İstanbullular daha çoğunu her seferinde görüyorlar. Ama benim bugün İstanbul'da hem örgütümüzle, hem İBB çalışanlarıyla, hem 16 milyonun temsilcileriyle karşı karşıya geldiğim ilk büyük tören. Ama bir öncekini Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nda genel başkan olarak ilk kez açılışa katılmıştım. Konum itibarıyla inanılmaz bir yer. Alan 185 bin metrekare. Sarıyer'de
denizden başlayarak giden muhteşem bir arazi. İlçe belediye başkanımız dedi ki, yıllardır bana şunu dediler. Gel buraya belediye binanı yapalım. Gel buraya sana da bir konut yapalım, bir lojman yapalım. Biz burayı yerleşime açalım. O direndi, belediye meclis üyelerimiz direndi. İstanbul'un imdadına Ekrem İmamoğlu yetişti. 180 bin Sarıyer'de o denizden başlayan ve denizi gören o muhteşem arsaya bir Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği olsa, dün konuşuyorlar ya, yeniden Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği gelecekmiş. Oraya tam 400 villa, 40 milyar liralık bir rant. Bütün hedef oyken şimdi orada kreşinden meslek edindirme kurslarına kadar, Atatürk'ün emaneti bahçıvanlık okulundan ilave bir tek tuğla konmadan mevcut binalarla İstanbul'a hizmet ve Sarıyer'e nefes aldıracak muhteşem bir yeşil alan var. Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi geldi, eskiden olan ne var da şimdi yok derseniz, bir her bulduğu arsaya villa yapan, ranta açan zihniyet yok. Bir de İstanbullular dinlendi biraz ya. Öyle bir pata 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 bir helikopter geziyor ya. Oradan bakıp da Katarlılara, oradan bakıp da Suudi Araplara, Birleşik Arap Emirliklerine kupon arsalar pazarlıyor ya. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un üstünde uçup kupon arsa pazarlayamıyor. Artık bu rant yok. Gençler adayını açıkla diyor. Bir kez daha ertelemezse bir iki güne kadar adayını açıklayacak. Ama biz açıklayacağı isimle meşgul değiliz. Biz isimlere karşı da değiliz. Bizim karşı olduğumuz şey bir şehrin iradesini aşıp o şehrin bir kişinin iradesiyle o şehre hizmet etmek varken dışarıda söz verdiği yabancı devlet adamlarına, şeyhlere, emirlere o şehrin varlıklarının peşkeş çekilmesidir. Bizim karşı olduğumuz şey Fatih Sultan Mehmet'ten emanet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet. Bugüne kadar hangi siyasi partiden olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partili, Demokrat Partili, Adalet Partili, Saadet Partili, ANAP'lı, Doğru Yollu, hangi partiden olursa olsun İstanbul'a hizmet eden, bütün bu devlete hizmet eden, bu şehre hizmet eden belediye başkanlarımızdan emanet güzel bir şehrin İstanbullunun iradesiyle değil, bir tek adamın iradesiyle 16 milyon için değil, belli bir zümre için yönetilmesine itiraz ediyoruz. O yüzden ne yaparsa yapsınlar, kimi getirirlerse getirsinler, hiçbir adaydan çekincemiz yok. İstanbul'u İstanbullular için bir 5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Huzur sözü verip sıvadı kolları, İstanbul bir daha ver mübarek elleri, kendin için kentin için helal et oyları. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir
şehir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu. Yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Kemal Atatürk 10. yıl nutkunda böyle der: az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Ve ardından şöyle devam eder: fakat asla yaptıklarımızı kafi görmeyiz. Çünkü çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Azmindeyiz. Hazır mıyız İstanbul? Hazır mıyız? Çok kıymetli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel, İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önceki dönem genel başkanımız, çok kıymetli il başkanımız, Cumhuriyet Halk Partimizin değerli grup başkan vekilleri, parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli İstanbul yönetimi ilçe başkanları, misafir il başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, Türkiye'nin farklı köşelerinden İstanbul'a gelip bize eşlik eden kıymetli yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, siyasi hayatımın her aşamasında bana yol gösteren birlikte olduğumuz kıymetli dostlarımız, iş, emek, kültür, sanat, spor medyasının, sendikaların, sivil toplumun kıymetli mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde 5 yıldır beraber koştuğumuz benim çok kıymetli mesai arkadaşlarım, güzel şehrimin güzel insanları, hemşerilerim, sevgili İstanbullular, değerli misafirler, aziz Atatürk'ten aldığımız ilhamla her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. İşte bu cesaretle bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday tanıtım toplantısı için karşınızdayım. Beni oy birliğiyle ilan eden, aday ilan eden partimizin genel başkanı saygıdeğer Özgür Özel'e, parti meclisi üyelerimize ve yetkili karar organlarında bulunan dava arkadaşlarıma gösterdikleri büyük güven ve beni destekledikleri için, yanımda bugün oldukları için hepinizin huzurunda teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ekrem Başbakan,
belediye başkanlığına yeniden aday olabilmek için kendinize güvenmeniz yetmez. Ekibinize, partinize, örgütünüze, vizyonunuza ve elbette ki en başta 16 milyon İstanbullunun aklına ve vicdanına da güvenmeniz gerekir. Öncelikle bana bu güveni hissettirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin iradesiyle 2019'da bu şehirde köklü bir değişim başardık. Sizlerin desteğiyle biz başardıkça onlar 25 yılda yaptıklarını her gün ama acemice her gün hararetle bizim 4,5 yılımızla kıyaslamak zorunda kaldılar. İnanın bu başarı hepimizin başarısıdır. Başarı İstanbul'un başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum ki İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. ...2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. Ve Allah'ın izniyle daha büyük işler başaracağız. Çünkü engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. Artık küçüldükçe küçüldü o engelleme refleksleri. Toza dönüştü, görmüyoruz onu artık. Önümüze çıkartılan zorlukları ve engelleri aşağı ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. Sevgili dostlar, her yerde şunu söyleyin. İstanbul başardı. İstanbul başardı. Daha çok daha büyük işler başarmaya sizlerle birlikte devam edecek. 16 milyonla birlikte devam edecek. Çünkü artık İstanbul senin. O İstanbul benim diyen tek kişiden kurtuldu. İstanbul 16 milyonun. İstanbul senin. İstanbul herkesin. 5 yıl evvel yola çıktığımızda İstanbul durmuştu. İstanbul bezgindi. İstanbul değişim istiyordu. İstanbul yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir vizyon istiyordu. İstanbullunun iradesi değişimle sonuçlandı. Peki işlerine gelince millet iradesini ağızlarından düşürmeyenler ne yaptılar? Demokrasi tarihimizin en büyük utancına imza attılar. Milletimizin iradesini çiğnediler. 16 milyonun kul hakkını yediler. Kul hakkını yediler. Sayın Genel Başkanım, hafızaları taze tutmak lazım. Gezi'yi o kadar doğru anlattınız ki yürekten teşekkür ediyorum size. Hafızalarımızı taze tutmak için gelin kısaca bir hatırlayalım. Türkiye sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi tamamlandı. Evet, İstanbul'a baktığınız zaman şu anda 51.83. Binali Bey 2-3 puan farkla alacak gibi.
görünüyor. 98.8'de kilitlendi. Televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Tam 40 dakikadır. Hala da veri girişi yok. Anadolu Ajansı'nı göreve davet ediyorum. Yine açık ara birinci parti olarak. İstanbul'da seçimi kazandık. Teşekkürler. 3870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedirtmem. Bu kadar net. Şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu 4.159.650. Binali Bey'in 4.131.700. Mazbata verilmemesi için itirazlar peş peşe geldi. Mazbatayı sonunda aldı. Resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Mundar olmuş bir seçim. Burada bir hile var. Çok basit. Çünkü çaldılar. Oylar biliyorsunuz çalındı. Bir algı operasyonu yapıldı. AK Parti üyelerinin seçim listesinden çıkarılması. Bazı ilçelerde usulsüzlük bayağı büyük bir sahtekarlık olmuş. Ve o konteynerde de seçmen olduğu kesinlikle bir şeyler oldu. Arkadaşlar açıklama fazla bir şey yapmıyor. Seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun da mazbatasını geri alacak. Bir sahibi vardı. Yenilenmesine, tekrar edilmesine. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Tepkiniz var. Ali Yerlikaya vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görev. Bu dürüst bir seçim. Birbirine yakın verilmiş köy. Gençler benim kankam. 10 GB. Ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bir dakika ya. Konuşturmuyorsun hani bak. Siz, bak konuşturmuyorsun bile beni. İncitmeyeceksin bile. Konuşturmuyorsun bak. Konuşturmuyorum. Şu anda sandıkların %94,5'unun açıldığı. Seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Birbirimizi sevmeye geldik. İstanbul! Her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz, o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Kesinlikle her şey çok güzel olmaya devam edecek. Sevgili dostlar, 16 milyon İstanbullu işte görüyorsunuz bizi ikinci defa ve de çok büyük bir farkla iş başına getirdi. Bu büyük millet o gün sadece demokrasiye sahip çıkmadı. İstanbul'da çok güçlü bir değişim talep ettiğini de bütün dünyaya ilan etti. İşte biz o günden itibaren bir marifet bin mazeretten iyidir diyerek işe koyulduk. Mazeret yerine marifet göstermek için var gücümüzle çalıştık. Onlar ne dedi? Seni topal ördek yapacağız dedi. Ama dedikçe biz ne olduk? Atom karınca olduk. Atom karınca olduk. Onlar ayağımıza pranga bağladıkça biz zincirleri kırdık. Onlar meclis çoğunluğu bizde, sana İstanbul'u yönettirmeyeceğiz dedikçe biz onların aklına gelmeyecek ahlaklı yeni yollar bulduk. Onlar milleti bölmeye çalıştıkça biz birleştirmeye, kucaklaşmadan yana olmaya devam ettik. Ve İstanbul'a hizmette iddia ediyoruz. Tarihinin en hızlı koşucusu olduk.
bizi durduramayacaklarını anladıkça kızgınlıkları arttı. O kadar kızdılar ki Ankara'da ne kadar müfettiş varsa üzerimize gönderdiler. Onlarca yıl kapısından tek denetçi geçmemiş birimlerimiz ve özellikle iştirak şirketlerimiz müfettişlerin yeni daimi mesai mekanı oldu. Durmadılar. Daha önce kazandığımız konularda bile yeni davalar açtılar. Geçmişe döndüler. Beylikdüzü'ne gittiler. Belediyeye baktılar. 30 yıllık iş yaşamımın içine girmeye çalıştılar. İçi boş gerekçelerle dava açıp özel görevlendirilmiş hakimlere özellikle kararlar verdirmek için kumpas kurdular, çaba gösterirdiler. Bakanından milletvekiline, gazetecisinden bürokratına her gün yeni bir yalana sarıldılar. Her gün bize karşı başka yeni bir algı operasyonu yapmaya devam ettiler. İftira üstüne iftira attılar. Her sabah uyandığımızda bir krizle uyandık. Her sabah kalktığımızda yeni bir iftirayla uyandık. Peki biz ne yaptık? Tüm engellemelere inat, işimize baktık, işimize. Biz işimize baktık ve kazanan İstanbul oldu. Kazanan İstanbullu oldu. Kazanan Türkiye'miz oldu. Saygıdeğer Genel Başkanım, kıymetli İstanbullular, yine de ilk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımızda İstanbul neredeyse durmuştu. Bizden önceki yönetim iktidarla aynı partiden olduğu halde hizmet üretmekten uzaklaşmıştı. İşlerine bakmıyorlardı. Ben aynı dönemin 5 yıllık ilçe belediye başkanıydım. Olanları görüyorduk. Bakınız ben 5 yıl İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde olmama rağmen büyük şehirle aynı sokakta, aynı caddede tek bir iş için yan yana duramadık. Çünkü başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere İstanbul'un bütün ilçelerini ve bütün önemli projelerini yok saydılar. İsraf düzeni İstanbul'un kaynaklarını tarumar etmişti. Bizim devraldığımız belediyede metro projeleri tamamen stop etmişti. Bazıları 1,5 yıldır duruyordu. Bazıları 2016'da, 2017'de ihale edilmiş olmasına rağmen hiç başlanmamış haldeydi. İştirak şirketleri vergi borcuna batırılmış ve ihaleye saklısıydı. Bugün o parlak isimleriyle tekrar Türkiye'nin markası haline gelen iştiraklerimiz ne yazık ki İBB'nin bile ihalesine giremiyordu. Müteahhitlere karşı boynu bükük ve otobüsüne aldığı akaryakıtın borcu icralık olmuş bir belediyeydi. Kasasında sadece 6 milyon lira bırakılmış bir belediye. 6 milyon lira ne demek 2019'da biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir saatlik gideri bile değildi. Anlamını lütfen öyle anlayın. Bir saatlik gideri bile değildi. Peki niçin 6 milyon lira kalmıştı? Bunu da size hatırlatayım. Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şekilde Sayın Genel Başkanım, 1 milyar 600 milyon lira o günün parasıyla devasa bir para. Devasa. Onu bugün 7 ile 8 ile 10 ile çarpın. 1 milyar 600 milyon lira. Belediye başkanlarım burada bilirler. Her ayın sonu sizin maliye payınız yatar. Seçim ne zaman? 23 Haziran. Peki bu para ne zaman yatacak? Ayın sonunda yatacak. Ne yaptılar? Biliyorsunuz o dönem 50 günlük bir kayyum vali atanmıştı ve belediyeyi o yönetiyordu. 1 milyar 600 milyonu Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış şekliyle
16 gün önce hesaba yatırdılar. 23 Haziran'a kadar da dağıttılar. Cumhuriyet tarihinde olmuş bir şey değil. Ve o zaman dün gibi hatırlıyorum. Sadece personel maaşı 300-350 milyon lira olan kurumumuzun kasasında 6 milyon lira bırakmışlardı. Bu şaka değil. Yani bu uydurma bir iş değil. Yani bu söylediklerimizin içinde tek doğruları vardı. 23 Haziran'da bizim kazanacağımıza inanmaları. Bir tek doğruları oydu. Onun için nasıl bir kasa devraldığımızı anlayın. Ardından tüm dünya insanlık tarihinde görülmemiş bir salgın geçirildi. Yanlış ve kasıtlı politikalarla ülkemiz çok ağır bir ekonomik krizin içine sokuldu. Hala o büyük ve derin kriz devam ediyor. Covid salgını ülkemiz ve şehrimizi kasıp kavururken dahi boş durmadık. Burayı anlatacaktım ama genel başkanım benden iyi anlattı. O Covid'de gerçekten sokak sokak çalıştık, cadde cadde çalıştık. O dönem ki şimdi emekli oldu İSKİ Genel Müdürüme Raif Bey'e de teşekkür ediyorum. Bütün İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Bey'e de teşekkür ediyorum ve bütün İSKİ çalışanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Aksine sadece şunu söyleyeyim, fazla değil, 2009 yılında bir selde 31 vatandaşımızı kaybettik ve görüntüleri sizler söylediniz. İnanın ihmal edilmiş meselelerin tamamını çözmek için kolları sıvadık. Çalıştık ve başardık. Pandemi salgınıyla karşı karşıya başa çıkmaya çalışırken bilimden uzaklaşan iktidarın inatla ve üst üste yaptığı hatalar yüzünden yine tarihimizin o en büyük krizini yaşıyorduk. Tabii enflasyon, döviz kurları ve işsizlik aldı başını gitti. Milletçe fakirleştik. Satın alma gücümüz ciddi biçimde düştü. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gerçekten fakirleştik. Çalıştığımız her işin, yürüttüğümüz her projenin maliyeti 4 kat, 5 kat bu dönemlerde artıyor oldu. İhaleler iptal edildi. Artan krizden dolayı hükümetin çıkardığı bir yönergeyle, genelgeyle %15'in altında işi olan müteahhitler tek tek işleri iptal ediyorlardı. Ama şunu söyleyeyim, her yürüttüğümüz projenin maliyeti artarken israfı bitirdiğimiz için, bu çok önemli bir şey. Allah'ım, yani hep söyleriz, herkes sofrasında söylemez mi? Bereketli olsun der. Evimiz bereketli olsun der. Yuvamız bereketli olsun der. Bir iş yerine girdiğimizde bereketini gör deriz alışveriş yaparken. Şunu söyleyeyim. İstanbullu hemşerilerimin sayesinde bizi seçtikten sonra öyle hijyenik bir bütçe yönettik ki ellerin değmediği, bir avuç insana değil milletin hizmetine akıtılan bir bütçe yönettiğimiz için, israfa son verdiğimiz için biz bu zor dönemde bile onların ürettiği işlerin 2 katını, onların harcadıkları bütçenin yarısına bitirmeyi başardık. Onlar taksi sorunumuzu çözmemizi engellerken, bakın taksi sorununu çözmeyi engellerken, onlar 300 metrobüs satın almamız ve Beylikdüzü Sefaköy metrosunu başlatabilmemiz için 2 yıldır tek bir imzayı bile atmazken biz büyük işleri başarmaya devam ettik. Onlar Allah'ın her günü devasa medya güçleriyle tek bir ağızdan İstanbul için ne yaptınız, neyi başardınız diye algı operasyonları yaparken biz İstanbul'da her gün yeni temeller, her gün projeler tamamladık. Çok şükür
Allah'ıma bin şükür, içim rahat. Çok çalıştık ve başardık. Sevgili konuklar, değerli İstanbullular, 5 yılda İstanbul'da başlattığımız büyük atılım hamlelerimizi burada elbette tek tek sayacak değilim. Buna vaktimiz de yok. 5 yılda yaptıklarımızı 5 ana başlıkta sizinle hızlıca paylaşmak istiyorum. İnanın, tüm zamanların en büyük ulaşım atılımını başlattık. Bizimle birlikte İstanbul raylı sistemlerde dünya rekoru kırdık. Aynı anda 10 hat metro inşasıyla tarihin en büyük atılımını yaptık. Mart ayında açacağımız 2 yeni metro hattımızla göreve geldiğimizden bugüne raylı sistemlerde tam 65.1 kilometre yeni hat ve 62 istasyonu tamamlamış olacağız. Bu da yıllık ortalama 13 kilometreye tekabül ediyor. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul'a kazandırdık. Onun için 25 yıllarıyla bizim 4,5 yılı kıyaslıyorlar. Onun için kıskanıyorlar. Çok kıskanıyorlar. Bu atılım sayesinde bugün İstanbul'un toplu ulaşımında raylı sistemlerin payı %35'ten %42'ye çıktı. 2025 yılı sonuna kadar, fazla değil 1,5 sene sonra, 45.7 kilometre daha yeni hattı İstanbulluların metrosunu İstanbullulara kazandırmış olacağız. 45.7 kilometre daha. Rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Karayolu ulaşımına yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yaptık. Trafiği rahatlatması için 155 kavşak tamamladık. Diyecekler ki bunları biz de yapıyorduk. Yahu burada Silivrili dostlarım da vardır. Silivrili dostlarım da bilirler. Buradan giderken Tekirdağ'a doğru gidersiniz, Selimpaşa'da yol biter. Böyle bir anda D100 karayolu biter. Bir daha D100 karayolunu bulana kadar önce Ortaköy'e dönersiniz. Sonra bir bakmışsınız Ortaköy'e gitmişsiniz. Geri dönersiniz. O D100'ü bulana kadar uğraşırsınız. İşte biz onların 20-25 yıldır yapmadığı o kavşak dahil onun gibi 155 kavşak bitirdik. 232 caddeyi sil baştan yeniledik. İstanbul'un ikinci başlığımız kangrenleşmiş altyapı sorunlarını çözdük. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Genel Başkanım, İstanbul'un altyapısına 43 milyar lira yatırımla 3100 kilometre içme suyu, 2290 kilometre atık su hattı tamamladık. Bu sayede ilave yapayım, işte Kurban Bayramlarında Boğaz kana büründü haberleri yapılamaz oldu. Terkos'tan aldığımız ham suyu 2 telli arıtma tesisimize taşıyan 33.6 kilometre uzunluğunda Terkos 2 telli isale hattını tamamladık. Bu Terkos'tan 2 telli yaptığımız isale hattı bir metro hattı genişliğinde bir tüneldir. Aralarında ileri biyolojik arıtma tesisi, biyolojik atık sütü arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisleri olan 6 büyük altyapı tesisini hizmete açtık. 3. başlık olarak İstanbul'un daha adil bir şehir olmasını sağladık. İlk kez bizim başlattığımız Halk Süt uygulamasıyla 257 bin çocuğa 24 milyon litre süt dağıttık. Hani sordu ya, göremiyoruz süt dağıtacaksın, nerede sütler diye sordu ya, biz o sütü hiç kimse görmeden ailelerin evlerine getirip bıraktık. Anneleriyle çocuklarıyla muhatap olduk. 388 bin dar gelirli aileye nakit desteği verdik. İlk kez bizim başlattığımız 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı verdik çocuklarıyla birlikte.
Bunu da ne dedi? Kimin parasını kime veriyorsun dedi. Ben de cevap verdim. Milletin parasını millete veriyoruz. Biz Sayın Genel Başkanım 6 Mayıs'ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz. İlk kez bizim dönemimizde 300 bin üniversiteliye burs, 350 bin ilk ve orta öğretim öğrencisine eğitim desteği verdik. Hani yıllarca dediler ya, CHP bizim burs vermemizi engelliyor. İki türlü yalan konuşuyorlar. Birincisini söyleyeyim. Hayır, engellemiyorlar. Vallahi verdiler. Burs verdiler. Ama nasıl verdiler? Onlar çok şanslı insanlara burs verdiler. Bazı insanlara 200 bin dolar, 150 bin dolar verip sonra onları milletvekili veya parti yöneticisi yaptılar. Biz ise sadece bu yıl 100 bin kişiye kişi başı 7500 liradan 750 milyon lirayı anasının hak sütü gibi milletin evlatlarına verdik. Milletin evlatlarına verdik. Yurtta 5000'i aşan öğrencimiz var. Mecidiyeköy'ün meydanından Kadıköy'ün meydanına kadar yeni yurtlar yapıyoruz. Oraya bir rezidans dikebilirdik. Mecidiyeköy'ün meydanında yaptığımız yere ticari alan üretebilirdik. Hayır, arkadaşlarımızla oturduk. Burada yurt yapacağız dedik. Niçin? Artık İstanbul'a öğrenciler gelemiyor. 500 binin üzerinde öğrenci ya üniversiteyi bıraktı ya üniversiteye devam edemedi ya da üniversiteye başlayamadı. Gençlerin hayalleri yıkılıyor. Onun için yurt yapmaya devam edeceğiz. Halk ekmek üretimi konusunda da dev bir adım attık. Siz de bahsettiniz. Avrupa'nın en büyük halk ekmek fabrikasını kurduk. Adını da rahmetli Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası koyduk. Artık günlük 2 milyona yakın ekmek üreten bir şehir yönetimi olduk. İstanbul'un daha yeşil bir şehir olması için de çalıştık. 2019'dan bu yana sadece 4,5 yılda halkın kullanabildiği aktif yeşil alana 8.830.000 metrekare yeni yeşil alan ilave ettik. Sadece kent ormanlarımız değil, Eminönü Alibeyköy hattında tam bu tesisin karşı yakasında kilometrelerce Haliç'e kazandırdığımız yeşil alan tarihimizin en büyük hizmetlerinden biri olmuştur. Bunu ilerleyen yıllarda insanlarımız daha iyi görecektir. İstanbul'a tam 10 yeni yaşam vadisi kazandırdık. 11 tanesinin ise imalatı devam ediyor. Yeşil çözüm adını verdiğimiz
çevre dostu yatırımlarla 1 milyar dolarlık bütçe ayırdığımızı bu dönem içerisinde vatandaşlarımla paylaşmak isterim. Atıktan enerji üretimini tam 3 katına çıkarttık. Bugün İstanbul'da artık 2,5 milyon insanın kullandığı enerjiyi, elektriği çöpten üretiyoruz. İstanbul'un krizlere ve afetlere direncini arttırdık. 4 yılda 91 nazım imar planı güncelledik. Bakın bizden önce meclis çoğunluğu da büyük şehirde onlarda iken yapamadıkları 100'e yakın nazım imar planını başta AK Partili belediyeler olmak üzere bütün belediyelerle istişare içerisinde şeffaflıkla çıkardık. Bu sayede binlerce vatandaşımız 40-50 yıldır bekledikleri tapularının sahipleri oldular. Böylece depreme dayanıklı yapılaşma süreçleri de buralarda hızla başlamış oldu. 36 ilçemizde vatandaşlarımızın imar haklarını koruyarak binalarının dönüşümünü sağladık. Geçmişteki ruhsatlı imarlı binaların haklarını daimi hak olarak onlara verdirecek bir plan notunu mecliste ve 39 ilçe meclisinde biz çıkardık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri bu zamana kadar tam 19 milyar liralık 52 projesini tamamladı. İştirak şirketimiz Kiptaş 4 yılda 9.498 konutu tamamladı. 7.949 konutun inşaat ve proje aşaması devam ediyor. Sabit taksitle insanları sosyal konut sahibi yaptık. Biz 2+1 daire almak için birikimini son kuruşuna kadar harcayan insanların evinin KDV'sini %1'den %10'a çıkarıp şans oyunları vergisini %50'den %50 azaltanlara asla benzemedik, benzemeyeceğiz. Toplamda ben hiç adayı merak etmiyorum. Siz niye merak ediyorsunuz? Toplamda vatandaşımıza 18 bine yakın yeni konut kazandırdık 4,5 yılda. Listemiz böyle uzar gider Sayın Genel Başkanım. Özetle yeni bir hizmet, yeni bir fayda sunmadığımız, geçmişte almakta olduğu hizmetin kalitesini ve miktarını arttırmadığımız inanın tek bir yurttaşımız kalmadı. Hangi kriterle bakarsanız bakın, her alanda bizden önceki 25 yıllık dönemin ortalamasından çok daha fazla yatırım ve çok daha hızlı icraat yaptık. Hem de çok daha az bütçeyle bu şehrin her ilçesinde, her mahallesinde çok daha fazla çözüm ürettik. Bütün bunlar Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş adil, halkçı ve demokrat uygulamalarla oldu. Yaptığımız her işte, aldığımız her kararda İstanbul'un koruyucusu, İstanbul'un muhafızı olma bilinciyle hareket ettik. 2019'da biz seçilmemiş olsaydık neler olurdu? Herkes bir düşünsün. Bu şehrin geçmişinden kesitlerle düşünsün. Bu şehrin halka çevrilmiş kaynakları İsraf düzeni temsilcilerinin ceplerine akmaya devam ederdi. Bu şehrin gurur kaynağı olan halkçı belediyecilik yerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti halkçılık ilgesinin neferleri olan bizlerin uygulamasının yerine ben yaptım oldu belediyeciliği. Sayın Genel Başkanım ona başka bir isim dedi. Ben onu demeyeceğim. Çünkü o onun muhatabı. Ben yaptım oldu diyen yöneticiliğe ya da belediyeciliğe devam etseydi
çevreyi talan etmeye devam ederlerdi. Sayın Genel Başkanım, yani bu maç işine değindiniz, şunu söylemeden gidemeyeceğim. Bir bakanın açıklaması aynen şöyleydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangını söndürmek için araçları harekete geçirdik. Yahu yangını söndürmek için tensip arayan akıl buradan kalkacak, iki takımı Suudi Arabistan'a götürecek. Buna kim inanır? Allah aşkına kim inanır buna? Biz seçilmemiş olsaydık bu halkın çocukları ücretsiz halk süt içebilir miydi? Bu milletin evlatları 300 bin evladı burs alabilir miydi? Bu milletin gencecik evlatları pırıl pırıl yurtlarda yatabilir miydi? 10 binin üzerinde çocuğumuz kreşlere gidebilir miydi? İşte bütün kamusal desteklerden mahrum kalırlardı. İstanbullu kendi hakkına sahip çıkmasaydı şimdiye kadar bunlar çoktan beton kanalla uğraşırlardı. İstanbul'u baştan başa yarmış, temiz su kaynaklarımızı kirletmiş, İstanbul'u dünyanın görmediği bir pislik inşaat yuvasına dönüştürmüş, İstanbul'un Trakya ile bağlarını koparmış, kocaman yalnız bir ada haline getirmek için yola çıkmış olurlardı. Sadece bununla da kalmazlardı. Kamu kaynaklarını, atalarının emanetini saçıp savuran bir miras yedi gibi ambulans, tamam. Doktor, hemen bir doktor oraya. Hemen bir sağlıkçı yukarıya, balkona hemen. Saçıp savuran bir miras yedi gibi har vurup harman savururlardı. İstanbul'da kamucu, halkçı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla işte biz bütün bunlara son verdik ve İstanbul modeli geliştirdik. Ve büyük bir değişimin hep birlikte temellerini attık. İstanbul modeli sadece hizmet değil, acil hizmet belediyeciliğidir, adil hizmet belediyeciliğidir, hızlı hizmet belediyeciliğidir. İstanbul modeli sadaka dağıtan değil, her vatandaşa haysiyetli yaşam sürme imkanları üreten belediyeciliktir. İstanbul modeli günübirlik değil, işte bu İstanbul gönülleri refleksi. İstanbul modeli günübirlik değil, kalıcı çözüm üreten belediyeciliktir. İstanbul modeli mağdurlar yaratan ve çevreyi katleden bir kalkınma anlayışı yerine her insan eşit derecede önemsendiği bir ortamı yaratma modelidir. Doğayı ve insanı, kalkınmayı esas alan belediyeciliktir. Başlattığımız halkçı ve emekçi dostçu belediyecilik, İnanın darda olanın yardımına koşan bir belediyecilik. Hem de hiç hissettirmeden, onu rencide etmeden, o hesabı yapmadan, hangi partilisin demeden, git benim partime üye ol asla demeden, herkese adil ve erişebilir çözümler üreten anlayıştır. Bizim anlayışımız devasa, akıl dışı inşaat projeleriyle kaynakları israf etme yerine, hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürme anlayışıdır. Sevgili İstanbullular, 5 yıla yakın bir süredir İstanbul'un dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz işte bu katılımcı, planlı, halkçı bir kalkınma programı uyguluyoruz. Şehrimizi ve insanımızı güçlendiriyoruz. Bu anlayış sadece yaşam kalitesini değil, şehrimizde bireysel mutluluğu da arttıran bir anlayıştır. O nedenledir ki son yıllarda yapılan
Global Mutluluk Endeksi araştırmalarında ne yazık ki Türkiye ülke olarak sürekli gerilerken İstanbul sürekli yükselişte. 5 yılın özeti olarak büyük bir gururla diyoruz ki İstanbul'da israfı bitirdik, hizmeti getirdik ve İstanbul başardı. İstanbul'a adalet ve bereket geldi. İstanbul yatırımlarla güçlenmeye, geleceğe güvenle bakmaya başladı. Bu hiç kimsenin, hiçbir kurumun tek başına üstlenemeyeceği kadar büyük bir başarıdır. Bu hepimizin başarısıdır. Bu 16 milyon İstanbullunun başarısıdır. İstanbul başardı. Hep birlikte başardık. Değerli konuklar, sevgili İstanbullular, bizim için ilk dönem önemli bir değişim ve başarıyla sonuçlandı. 31 Mart 2024'te oylarınızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik engellemelerin yol açtığı israfı da hep birlikte tekrar bitireceksiniz. İnanıyorum ki büyük bir çoğunlukla bize yeniden ve çok güçlü bir onay vereceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde iş yapmamızı kolaylaştıracak o büyük çoğunluğu hep birlikte kazanacağız. Daha fazla ilçeyi bizim yönetimimize geçtiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber kazanacağımız yeni ilçelerle, diğer partilerin ilçeleriyle de ortaklaşa ve çok daha hızlı çözüm üretecek ve proje tamamlayacağız. İstanbul'da hizmet ziyafeti başlayacak. Sizlerin kararlı iradesi görüldükten sonra iktidar vatandaşla daha fazla artık inatlaşamayacak. Biz de hiçbir komplekse kapılmadan, hiçbir siyasi hesabı düşünmeden zaten ilk günden beri talep ettiğimiz şeyi yapacağız. Evet, hükümetle birlikte daha yakın ve daha çok çalışacağız. Bu işin başka yolu yok. Hiçbir iktidar ülkenin en büyük şehrinin açık ve net iradesini yok sayamaz, sayamayacak. Yok sayarlarsa millet de onları yok sayacak, gönderecek. Onun için bizimle birlikte çalışacaklar. Biz siyasetçiler bu milletin hizmetkarlarıyız. Ben belediye başkanı olarak Türk milletine, bütün milletimize, tüm İstanbullulara hizmet ediyorum. Ve halka hizmet etmenin, hakka hizmet etmek olduğunu da çok iyi biliyorum. Ben inançlı bir ananın, inançlı bir babanın evladı olarak yürekten inanıyorum. İktidar bugün yetişmiş insan kaynağımız, milletin ortak değerleri, bütün insanlarımızın hassasiyetleriyle kavga içinde milletin yetişmiş evlatlarını elitlikle suçlayıp milli olmamakla ötekileştirirken ülkemiz yetersiz insan kaynağıyla yönetilmeye mahkum ediliyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Çağımızda bir şehri aklınızı estiği gibi tek başınıza yönetemezsiniz. Tek başınıza kararlar alamazsınız. Hele İstanbul'u hiç yönetemezsiniz. Önce şehrinizi nereye taşıyacağınıza karar vermelisiniz. Biz şehrimizi stratejik bir plan dahilinde yönetiyoruz. Dünya krizde, bölgemiz krizde, ülkemiz siyasal ve ekonomik toplumsal krizde. Yanı başımızda ne yazık ki Filistinliler bir şehir içerisinde katlediliyorlar. Bundan 100 yıl önce Atatürk ve arkadaşları muasır medeniyet hedeflerken elimizde bir model ve örnek vardı. İşte o örnekle bütün yakın coğrafyasına örnek oldu bu ülke, bu millet. Özgürlüğü olan düşkünlüğüyle, cumhuriyeti olan düşkünlüğüyle, demokrasiye olan düşkünlüğüyle. Onun için bizim iddiamız bu coğrafyada önemli bir şehir olan İstanbul olarak yalnız şehrimize değil, yalnız ülkemize değil, aynı zamanda yakın coğrafyaya ve
bu bölgedeki bütün şehirlere örnek olmaktır. Onun için Balkan şehirleriyle örnek bir birliktelik yönetiyoruz. Onun için İstanbul Planlama Ajansı'nı kurduk. Biz yalnızca bugünün acil sorunlarına çözüm bulmak değil, günü kurtarmakla ilgilenmiyoruz. Biz çocuklarımıza bırakacağımız bir şehri güçlü bir şekilde planlıyoruz. 31 Mart 2024'te İstanbul'da 5 yıl önce başlattığımız bu büyük yolculuğun hızlanacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak İstanbul'da gelecek güzel günlere doğru daha sağlam, daha kararlı, daha hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Amacımız İstanbul'un 2050 yılını tasarlamaktır. Biz 5 yıldır İstanbul yalnızca bugününü değil geleceğini de gözeten bir anlayışla çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul Vizyon 2050 strateji belgesini hayata geçirmek en büyük arzumuzdur. Bizim gayet güçlü bir İstanbul vizyonumuz var. Bilimsel ilkelere dayalı bir yönetimimiz, ihtiyaçlara dayalı bir icraat anlayışımız var. Bizim için vizyon bugünden geleceğe bakmak değildir. Bizim için vizyon olası bir gelecek planı senaryosundan bugüne bakmaktır. Bugünü o geleceğe göre bugünden tasarlamaktır. Gelecekte neler olup biteceğini öngöremeyenler bugünü tasarlayamazlar. Ancak her gün piyango çeker gibi kendisine ikramiye çıksın diye uğraşırlar. Biz onu yapmıyoruz. Geleceği bilimsel ilkelerle tasarlıyoruz. Günübirlik kararlarla günü kurtaranlar geleceği karşılayamazlar. Bizi büyük bir tehdide sürüklerler. 2050 strateji belgesi farklı uzmanlık ve bilim insanları sivil toplum örgütleriyle birlikte 2 yıldan fazla çalışarak hazırladık. 20 binden fazla İstanbul'un emeğiyle hazırladık. Her ilçeden, her uzmanlıktan İstanbulluların bizzat kendilerinin belirlediği öncelikleri var. Tam anlamıyla katılımcı, ortak akla ve rızaya dayanan bu vizyon küresel rekabette İstanbul'u güçlendirecek, İstanbulluların refahı ve mutluluğunu arttıracak hedefler çalışması oldu. Dünyanın en gelişmiş şehirleri geleceklerini nasıl şekillendiriyorsa biz de aynı bilinçle güçlü bir şekilde şekillendireceğiz. İstanbul'da kendimizle de yarışacağımız büyük bir ilerleme hamlesi başlatacağız. İstanbul'da hizmette tam yol ileri diye tarif ettiğimiz hedefimizden sapmadan güçlü bir şekilde yola çıkıyoruz. Daha adil bir İstanbul için tam yol ileri diyoruz. Yeni dönemde İstanbul ihtiyaç sahiplerini daha çok gözeten, yoksullukla daha kapsamlı mücadele eden, herkes için adil fırsatlar sunan bir kent olacak. Gençlerimiz ve kadınlarımız için İstanbul daha adil, daha güvenli, daha sosyal bir şehir olacak. Yoksullara, yaşlılara, bakıma muhtaç olanlara ve özellikle çocuklara kamunun şefkatli, vicdanlı ve sürdürülebilir desteğini hissettirecek. Bu devletçilik anlayışıdır. Bu Atatürk'ün bize emaneti devletçilik anlayışıdır. Devlet fırça atmaz. Devlet şefkatli olur. Devlet hat bildirmez, vatandaşını ezmez. Vatandaşına şefkatini gösterir. Devlet milletini ayırmaz. İşte biz şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın insan haysiyetine yakışır biçimde hayat sürdürebilmesi için çözümler üreteceğiz. Daha yeşil İstanbul için tam yol ileri. Bizim önceliğimiz İstanbul'u aktif yeşil alanlarıyla yaşanabilir bir kente çevirmektir. Devam eden yaşam vadileriyle 2029 yılına kadar şehrimize yeni 10 milyon metrekarelik daha bir yeşil alan üretmektir. Ama daha da önemlisi İstanbul'un yeşil alanlarının talan edilmesine fırsat vermemektir. Bu alanlar, aileler, gençler, yaşlılar, tüm İstanbullular buralarda temiz hava alacaklar. İstanbullular bundan sonra artık doğayı iyileştiren, mümkün olan her alanda doğayla barışık uygulamalar geliştiren bir şehir olacak.
Önümüzdeki haftalarda Anadolu yakasında hep birlikte temelini atacağımız Şile Kömürcü Oda Çöp Sızıntı hizmete açacağımız Şile Kömürcü Oda Çöp Sızıntı Arıtma Tesisi alanında dünyanın en hızlı tamamlanmış projesi olacak. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak açacağımız bu tesis Avrupa'da ikinci en büyük tesis olacak. Bu sayede her gün, şunu da söyleyeyim, Şile Kömürcü Oda'da daha önce Eyüp Sultan Oda yerinde açtığımız atık yakma tesisinin bir benzerinin daha temelini atıyor olacağız. Burada 400 ton atıktan enerji üretilecek ve bu enerji üretme kapasitemizin bugün var olan iki katına çıkması anlamına gelecek. Daha özgür İstanbul için tam yol ileri. Yeni dönemde İstanbul yerel demokrasinin her geçen gün güçlendirildiği, birbirini dinleyen, birlikte üreten, birlikte kendini güçlü hisseden bireylerin şehri olacak. Milli bayramlarında birlikte yaşayan, dini bayramlarında birlikte yaşayan, bu şehir yaşayan herkesin şehri olacak. Gayrimüslimlerin de şehri. Bu şehir Kürtlerin de şehri. Bu şehirde yaşayan Caferilerin de şehri. Boşnakların da şehri. Bu şehirde yaşayan herkesin şehri olacak. Bu şehir hepimizin şehri. Aynen 86 milyon insanımızın şehri olduğu gibi. Bu şehir romanların şehri. Bu şehirde yaşayan herkes bu şehrin sahibi olacak. Demokratik katılım kanallarını sonuna kadar geliştirildiği, her fikrin, her sesin şehrin yönetimine katılabildiği kalıcı çözümler geliştireceğiz. Daha ulaşılabilir bir İstanbul için burayı özellikle bütün hemşehrilerimizin duymasını isterim. Bura, yani az önce birazdan bahsedeceğimiz Hızray projesi İstanbul'un yeşil alanlarını baskıdan kurtaracak en önemli projemiz. Sabiha Gökçen Havalimanı Beylikdüzü arasında yapılacak olan 74,5 kilometrelik boğazın altından geçen, yine 13 metro hattıyla kesişen, 13 istasyonla birlikte bütün metrolara dağılan ve tam 74,5 kilometreyi sadece ve sadece 50 dakikada alabilen, İstanbul'u boydan boya geçen bir ekspres hat. İstanbul raylı sistem ağının ana arteri gibi olacak. Günde 1,5 milyonu aşan bir yolcu sayısına sahip olacak. Çevreci, hızlı, konforlu, dakik olan bu sistemle İstanbul'da trafik ulaşım çilesi olmaktan kurtulacak. Hızray sayesinde İstanbulluların zamandan tasarruf etmesi sağlanacak. Tam 6 milyar dolara aşan böylesi bir mega projenin dünya çerçevesindeki tanıtımını yaptık. Bakanlığın bilgisine projeyi sunduk ve tanıtımını yaptık. Bu projede de tam yol ileri yürüyoruz, bunu bilesiniz. Ayrıca Sefaköy Beylikdüzü TÜYAP metro hattı. Kredisi hazır, projesi hazır, bir imza bekliyor, bir imza. Seçim boyunca o imzayı atana kadar ben Sayın Cumhurbaşkanını ve bütün yetkilileri, 4 milyon insanın yaşadığı Bakırköy'den Beylikdüzü'ne, Büyükçekmece'den Avcılar'a, Küçükçekmece'den Başakşehir'e, herkese şikayet edeceğim. Bir mürekkep bir kalem. Ne kefalet istiyoruz ne bir şey. Sadece onay. Kredisi hazır. Yenidoğan, Çekmeköy, Söğütlü Çeşme metro hattı, Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattı, Kadıköy, benim de yıllarca yaşadığım ve o minibüs yolunun çilesini bildiğim Kadıköy, Maltepe, Cevizli, eski minibüs yolundan gidecek olan tramvay hattı. Birçok yeni raylı sistem projesiyle, kredisiyle hazır. Bir kısmının temelini seçim gelmeden bile atmaya niyetliyiz, onu söyleyeyim. Daha burada olmayanlar var. 2029'da toplu ulaşımda raylı sistemlerin payını %50'nin üzerine çıkaracağız. Metro hattını kullanan vatandaşlarımızın daha fazla ihtiyacını gidermek için ek istasyonlar, otoparklar yapacağız. Kent içi ulaşım daha ucuz, daha konforlu ve daha yeşil olacak. Bugün daha fazla projelere girmek istemiyorum ama
adına özellikle bulut dediğimiz. Bakın İstanbul artık dolaşılamıyor. Bu sadece gördüğünüz bir kesiti. Şu anda kurum görüşlerini aldığımız, bir yakadan öbür yakaya gidemediğimiz, ilk etapta Levent'ten Zincirlikuyu'ya, oradan da Gayrettepe'ye uzanan, insanları konforlu bir yaya aksıyla bir, 1,5 kilometrelik, 2 kilometrelik mesafelerde araca binme ihtiyacı duymayacakları, konforlu ve içinde sosyal alanların olduğu uygulama projesi bu bölgede hazır olan bu projeyi bütün İstanbul'a yaygınlaştıracağız. Özellikle trafiğin kronik hale geldiği, insanların adım atamadığı, yürüyemediği noktalarda bu projeleri İstanbul'la paylaşacağız. Yine özellikle krizlere, afetlere dayanıklı İstanbul için tam yol ileri diyoruz. Yeni dönemde kentsel dayanıklı artırmak için bir taraftan bireysel çözümler üretirken diğer taraftan kalıcı ve her ilçeyi kapsayıcı çözümler getireceğiz. Kriz anlarında toplumsal dayanışmayı hızla örgütleyecek, birlikte mücadele kurumlarımızı ve kültürümüzü güçlendireceğiz. Deprem ve afet konusunda önerdiğimiz, başta İstanbul'a özel afet yasası olmak üzere tüm Marmara'yı kapsayacak üzere politikaların hayata geçmesi için hükümetimizle ortak çalışmalar yürüteceğiz. Girişimciliğin ve yaratıcılığın merkezi İstanbul için tam yol ileri. 8000 yıldır insanlığın gözde şehirlerinden biri olmayı başarmış eşsiz İstanbul'u uluslararası yatırımlar için güçlü bir çekim merkezi haline getireceğiz. İlk dönemimizde İstanbul'un yaratıcılığını açığa çıkaracak projelere kabul ediyorum ki istediğimiz kadar ağırlık veremedik. Yeni dönemde öncelikli hedeflerimiz arasında bu da var. Dünyanın yaratıcı İçeriniz olmasın, birlikte tam yol ileri diyeceğiz. Yeni dönemde öncelikli hedeflerimiz arasında bu da var. Dünyanın yaratıcı sermayesinin bir kısmını İstanbul'a akması için hep birlikte çalışacağız. Bugüne kadar 165 bin vatandaşımızın yararlandığı bölgesel istihdam ofislerimizi İstanbul'da iş gücüyle işveren arasında sağlıklı bir köprü haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüteceğiz. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz. Çok önemli bir konu. Tarihi mirasa sahip çıkan İstanbul için tam yol ileri diyoruz. İstanbul tarihinde tarihi mirasa en çok yatırım yapan yönetim biz olduk. Yerebatan Sarnıcı, Müze Gazhane, Yedikule Gazhanesi başta olmak üzere 25 ilçede, 42 rotada 1321 kültür varlığımızı müze, sanat eseri, çeşme ve tarihi eser değerine kavuşturduk. Yeni dönemde İstanbul'un pek çok yerinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim bir çeşme açmamızı dalga geçecek şekilde esprileriyle beraber anlatan, onlara bağımlı olan malum medyada geçenlerde bir haber okudum. İstanbul Valiliği İstanbul'da metruk kalmış çeşmelerle ilgili kampanya başlatıyormuş. 80'in üzerinde yeni çeşme tespit etmişler ve onları yenileyip onlardan su akıtacaklarmış. O kadar mutlu oldum ki. Biz 4 yıldır yapıyoruz. Yüzlerce diyeceğim noktada tamirat, tadilat yaptık. Valiliğimizin de buna eşlik etmesinden mutlu oldum. İstanbul Valimize yürekten, samimi bir şekilde teşekkür ediyorum. Samimi bir şekilde teşekkür ediyorum. Gençlere eşit fırsatlar sunan İstanbul için tam yol ileri. Biz gençleri ve çocukları en önemli yatırım alanı ve kamusal görev alanı olarak görüyoruz. İstanbul'da gençleri karar mekanizmalarımızın bir parçası,
kentsel organizasyonların çok daha önemli bir paydaşı yapacak ve gençlerin sesine çok daha fazla kulak vereceğiz. Bu nedenle yeni dönemde İstanbul'u yönetirken yurtlar, burslar, kütüphaneler gibi gençlere yönelik hizmetlerimiz kat be kat artacak. Gençlerimizi dünyadaki akranlarıyla her alanda daha üstten yarışabilecek bir seviyeye gelmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağımızı hepinizin huzurunda söz veriyorum. Sevgili İstanbullular, evet, bugün biraz fazla vaktinizi aldık ama önemli bir gündeyiz. Önemli bir başlangıç anındayız. Çok fazla sözüm kalmadı, sözlerimi toparlayacağım. Saygıdeğer Genel Başkanım, biz İstanbul'da geride bıraktığımız 5 yılda işleri rayına oturttuk. İstanbul bu sağlam raylar üstünde ilerliyor ve daha da ilerleyecek. Yolundan sapmayacak, saptırmayacağız. İstanbul'a ihanet ettirmeyeceğiz. İstanbul'a ihanet ettik diyenleri ve o zihniyete sahip olanlar o makamlara bir daha oturamayacak. Çünkü biz başarısız sınanmış, denenmiş bilimsel ilkelerle çalışıyoruz. Biz tensipleriyle değil, milletimizin aklıyla çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 90 bin yürekli yol arkadaşım, mesai arkadaşımla çalışıyoruz. Şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Göreceksiniz, ikinci dönemimizde daha kolay başaracağız. Çok daha büyük işleri yapacağız. İkinci dönemimiz İstanbul'un her alanda yükseleceği, güçleneceği bir dönem olacak. Önümüzdeki günlerde bu vizyon çerçevesinde hazırladığımız somut projeleri segment segment detaylarıyla vatandaşlarımla paylaşacağım. Haritanın üzerinde tek tek yerlerini göstereceğim. O zaman göreceksiniz ki İstanbul'u yönetmek için, daha ileriye taşımak için, 2050 vizyonunu yakalamak için hazırlıklı ve bir o kadar da kararlıyız. Değerli dostlarım, bizim bir farkımız var. Biz adaletliyiz. Biz halkçı, devletçi anlayışın 21. yüzyıldaki versiyonu olarak milletini mutlu eden insanlarız. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Biz bu ülkeye yurttaşlık bağlarıyla bağlı her vatandaşımızın aynı derecede eşit, onurlu ve saygın kabul eden insanlarız. Biz, çok önemlisi, biz söz verip yapanlardanız. Biz 7-8 yıldır şahlanıyoruz. Ha öteki yıl, ha bir dahaki yıl şahlanıyoruz. Olmadı, ertesi yıl şahlanıyoruz diyenlerden değiliz. Bu arada son şahlanış 2024 sonuna kaldı galiba. Öyle dediler en son. Ama bunu diyenlerden bir isteğim var. İsraf düzeni olarak bize engel olmak, itibar suikastı yapmak ve İstanbul kaynaklarına göz koymak yerine gelin lütfen Allah aşkına şu ekonomiyi düzeltin. Enflasyonu düşürün. 10 milyonlarca vatandaşımızı inim inleten şu derin yoksulluğa son verin. İlaçtan tedaviye kadar alan veren sağlık sistemini düzeltin. Gelin hukukun üstünlüğünü yeniden hakim kılın. Adaletsiz uygulamalarınızdan vazgeçin. Bu ülkeye adaleti geri getirin.
Suçsuz yere içeri attığınız muhalifleri serbest bırakın. Sırf maddi nedenlerle ailesini, okulunu, ülkesini ve geleceğini terk eden gençlere gelecek borcumuz hepimizin var. Siz önce bu borçlarınızı ödeyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız gelin Türkiye'nin güvenlik ve özellikle sığınmacı sorununu el birliğiyle çözelim. Her gün, Sayın Genel Başkanım, her gün bir sabah bakıyorum, bizim polisimiz araçlarıyla vızır vızır çalışıyorlar. Zaten çalışıyorlardı. Her gün bir operasyon. Şu mafya, bu mafya. Dünyadaki bütün mafyaların isimlerini öğrettik. Ya bunlar bu memlekete ne zaman geldi? Ya son 150 gündür bu kadar mafya, bu kadar çete, bu kadar operasyon yapıldı. Geçmiş dönem bakanlarına, yetkililerine, valilerine dava açılacak mı? Uyuyorlar mıydı? Görmüyorlar mıydı? Bu ne büyük bir sıkıntı, bu ne büyük bir güvenlik sorunu, ayıp değil mi? Sevgili konuklar, sözlerime son verirken, sözlerimi toparlarken, 5 yıl önce olduğumuz gibi bugün de büyük hayallerimiz var. Sayın Genel Başkanım, değerli İl Başkanım, Özgür Özel Genel Başkanımız ve Özgür Çelik İl Başkanımız olunca ikisinin arasında binlerce dilek tutasım geliyor. Bizim hayalimiz vardı, bugün daha büyük hayallerimiz var Sayın Genel Başkanım. Bizim hayalimiz, arkanızda oturarak bana bakıyor, onun da gözlerinin içine bakarak söyleyeceğim. Ana gibi merhametli, ana gibi şefkatli, ana gibi adaletli, ana yüreği gibi temiz, ana kucağı gibi huzurlu, anamızın gönlü gibi zengin bir İstanbul'dur. O ana ki, önce atamız Fatih Sultan Mehmet'in, sonra da büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. İstanbul'u başımızı yasladığımız annemizin sinesi kadar huzurlu, çocuklarının mürüvvetini görmüş annemiz kadar milletimizin annemiz kadar mutlu ettiği bir şehir yapmak, annemizin mutlu olduğu kadar mutlu ettiğimiz bir şehir yapmak hepimizin vazifesidir. Hepimizin vazifesidir. İstanbul hepimizin evidir ve evi olmaya devam edecek. Ey aziz İstanbul, sana söz. Biz yeni dönemde, özellikle yeni dönemde de durmadan, dinlenmeden atom karıncayı geçecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ey İstanbul, ey aziz İstanbul, sana söz, senin refahını ve adil paylaşımının huzur ve mutluluk dolu bir şehir olmasını hep birlikte sağlayacağız. Sevgili Peygamberimiz, işi ehline bırakınız demiş. Siz kendi işinize bırakın. Halka hizmet işini bize bırakın. O bizim işimiz. O bizim işimiz. İstanbul emin ellerde yönetiliyor. Yönetilmeye devam edecek. İçiniz rahat olsun.
sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarımız, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, yoldaşlarım, yol arkadaşlarım, sevgili ve kıymetli genel başkanım, içiniz rahat olsun. İstanbul'un muhafızı olacağız, muhafızı. Bu aziz şehre ihanet edilmesine bir daha izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul'a ihanet eden Türkiye'ye ihanet eder. Sözlerime son verirken başta benim partim Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere her siyasi partiye üye olan, her partiye üye olan, her siyasi görüşten İstanbulluları bir kez daha liyakati ve İstanbul'u ileriye taşıyacak ekibi seçmeye ve ona hazır olduğumuzu ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken milletimizin hayırlı ve güzel evlatlarıyla yöneteceğimizi hepinizin huzurunda söz veriyor ve büyük mücadeleye davet ediyorum. Kadınları, gençleri, esnafları, iş insanlarını bu tarih yolculuğuna destek olmaya davet ediyorum. Her sektörden çalışanları, üreticileri, emekçileri, emeklileri, kadınları, gençleri, biricik çocukları davet ediyorum. İstanbul, İstanbul senin kalendir. İstanbul senindir. İstanbul birilerinin hırsına kurban edilmeyecek kadar değerlidir. Hep birlikte başaracağız. Tam yol ileri, tam yol ileri, tam yol ileri. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Huzur sözü verip sıvadı kolları. İstanbul bir daha. Efendim lütfen bulunduğunuz yerlerde kalınız. Şimdi sahnemiz hazırlanırken konuşmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve yüksek alkışlarınızla lütfen İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'i sahnemize davet ediyoruz. Ben derim Ekrem, sen ve bu aile İmamoğlu, fotoğrafına onur Ekrem, vermek üzere Cumhuriyet Halk İmamoğlu, Partisi Genel Başkanı Ekrem, Sayın Özgür Özel'i davet ediyoruz. İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. Ben derim Ekrem, sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu. İstanbul'a hizmette tam yol ileri. Alkışlarımızla uğurluyoruz protokolümüz üyeleri, genel başkanımıza, tüm genel başkanımıza, milletvekillerimize, katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Sen de İmamoğlu, yeniden Ekrem, bir daha İmamoğlu.